Seyşeller'den herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir market videosuyla karşınızdayım. Bu sefer Hint Okyanusu'nun ortasındaki bir adadaki market fiyatlarına bakacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim, Seyşeller pahalı bir ülke ama asgari gelir minimum maaş en az 1000 dolar. Ondan dolayı da buradaki fiyatlar da bir hayli fazla. O yüzden böyle karşılaştırırken asgari ücretin de bu şekilde olduğunu da düşünmemiz gerekiyor. Şimdi çok vaktim yok. Hemen size böyle bazı ürünleri göstereceğim. Ondan sonra devam edebiliriz. Şimdi bakın mesela meyve sürelerine denk geldim. Burada 1 dolar 15 yapıyor arkadaşlar. 15 onların parasıyla yapıyor. Yani aşağı yukarı bir meyve suyu 2 dolar. Onun dışında bakın küçükler de var. Daha küçükleri 8 işte yarım dolar gibi bir şey aşağı yukarı. Yarım euro hatta. Heh, yağları gördük mesela arkadaşlar. Yağlar 1 litresi 2 dolardan daha aza geliyor. 2 dolardan aza 1 litre yağ 2 dolardan az. Aşağı yukarı daha böyle kaliteli yağlar da var. Bakalım daha farklı. Yani hepsi aşağı yukarı 27-28 yani 2 dolar civarında oluyor. Şimdi biraz cipslere bakalım. Sağımda solumda ne varsa onu çekiyorum arkadaşlar vakit sıkıntısından dolayı. Mesela bir cips yine 2 dolar. Yani bir tane yağla bir cips aynı fiyat. Bu da şundan dolayı. Bu arada bakın Türk markaları da var. İnci mesela. Ayçiçek yağı. Çünkü burası Orta Doğu'nun biraz daha altına, Tanzanya'nın üstünde ortada bir ada olduğu için bizim birçok firmamız buraya yatırım yapmışlar. Bunu görebiliyoruz. Otellerde de birçok ürün var. Şöyle mesela Etreon'una bakalım. Bakın mesela domuz burada çok ciddi tüketilen bir şey. Yaklaşık 1 kilo et burada 8-9 dolara denk geliyor. Devam edelim. Bakın domuz. Tavuk 6 dolara denk geliyor. 6 ile 7 dolar arasına denk geliyor arkadaşlar. Yine daha ucuz. Parçalar küçüldükçe fiyatlar da küçülüyor. Azalıyor. Bakın et burada. Dana eti biraz pahalı. Gördüğünüz gibi neredeyse 16-17 dolara geliyor. Yine kuzu eti var mesela. O da 11-12 dolar. Sosisler var hazır satılan sosisler. Onlar da 15-16 hatta 17 eurolara falan çıkıyor arkadaşlar. Devam edelim. Başka neler var? Bakliyat mı burası? Yok, burası biraz daha çerez. Diş macunları 1 dolardan daha az arkadaşlar, ucuza geliyor ama çok fazla çeşit yok, söylemedim. Sonuçta burası bir ada ülkesi. Kozmetik ürünleri 1-2 dolar. Ondan sonra sıvı deterjanlar biraz pahalı. 4 dolara falan geliyor. Çocuk bezleri bakın bunlar biraz pahalıdır. 5-6 dolara denk geliyor. Ondan sonra daha büyük boylar daha pahalı. Yani kozmetik ürünleri ciddi bir pahalı olduğunu görüyoruz. Hepsi ithal. Bu gördüğünüz ürünlerin hepsi ithal arkadaşlar. Burada çok fazla bir şey yok. Temizlik ürünlerine biraz bakalım. Bakın burada. Yani şu an yasak olduğu için artık biraz gizli gizli çekiyorum. Kusura bakmayın. O yüzden çok fazla ürün koyamayacağım. Biraz da bakalım. Heh, şurada mesela biraz daha bulaşık deterjanları falan var. Bakın 2 dolar civarında, 2-3 dolar civarında, 1 dolar civarında, 2 dolar civarında. Bunlar da değişiyor. Yine deterjanlar 2 dolar civarında, 2 dolar. 2 dolar. Yani 2 dolarla 1 dolar arasında yaklaşık litre fiyatları var arkadaşlar. Dediğim gibi bir gizli çekiyorum, o yüzden yasak. Çok fazla kendimi de gösteremiyorum. Bakayım biraz daha, birazdan bitireceğim. Sütler de arkadaşlar 1 ile 2 dolar arasında satılıyor. Yani süt fiyatları da aşağı yukarı Avrupa ile aynı. Ama tabii Avrupa'da 1 doların altında buluyorsunuz ama böyle bir ülkede süt fiyatları bence makul seviyede. Şimdi bazı ülkelerde arkadaşlar markete çekim yapmak yasak. Hani bilmiyorum sebebini, neyin bir kompleksidir ama yasaklıyorlar. Türkiye'de birkaç defa denk gelmiştim hatta. Ama biz yine kısa bir video oldu ama olabilecek hani en azından ana şeyleri size göstermeye çalıştım. Açıklamalardan tam meyve sebzeye gidiyordum. Orada biraz daha egzotik meyveler olduğu için oraya böyle kameralar falan da vardı. Herhalde kendi meyvelerinin çok tanınmasını mı istemiyorlar nedir bilmiyorum ama o yüzden meyve sebzeleri çok çekemedim ama dediğim gibi fiyatlar aşağı yukarı bu şekilde. Pahalı bir ülke yine söylüyorum ama gelir de ona göre fazla. Şimdi çekimimizi bitirdik. Seyşeller'de market fiyatlarını gördünüz. Bence kendi gelirlerine göre market fiyatları onlara göre pahalı değil ama bize göre çok pahalı diyoruz ve artık yani Avrupa'ya göre kıyaslıyorum burada. Yani Avrupa'da yine bizim kendi euromuzla dolarımız aldığımız miktarla gittiğimiz zaman markette sepetleri doldururuz. Ama burada aşağı yukarı Türkiye'de alışveriş yaparmış gibi bir duruma düşeceksiniz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki market videosunu bir sonraki ülkede çekmeye çalışacağım. Görüşmek üzere.